Meriç'cim hoş geldin. Hoş bulduk Efe'cim, nasılsın? Hoş geldin. Nasılsın ve bu ne güzellik? Ya bu soruları arka arkaya duyduğumda hangi birine cevap vereceğimi bilemiyorum ama iyiyim ve o senin güzelliğin. İstanbul trafiği bazen benim için bir yaratık gibi gelmeye başlıyor bana. Hani böyle duyguları olan, düşünceleri olan. Her zaman öyle. Değil mi? Hani bazen bir organizma de. Gibi. Kesinlikle öyle. Kendi bir yaşantısı var. Evet. Ve böyle hani hayatı bize zorlaştırmak için çeşitli trikler deniyor yani. Evet, birazcık mesela bir sinirim sistemine de benziyor. Mesela bir yere kadar çok tıkalı gelen bir şey. Aniden sebebini anlamadım bir şekilde laap diye açılıyor ve oradan sonrasında durduramıyorsun. Ya o çok büyülü bir an değil mi? Hani sen bahsettin demin. Evet. Öncelikle. Ne oluyor da arkadaşlar, ne oluyor da? Mesela köprüye gelene kadar böyle geliyorsun gıdım 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 gıdım. Köprüye bir çıkıyorsun, aa hiçbir şey yokmuş. Niye, nasıl, ne oluyor da açılıyor o ve yol? Ve o sevinçle geriye dönüp sorgulamıyorsun da şeyi hani. Hani ne oldu diye tadını çıkarıyorsun onun o sırada açılmasına. Gidişin tadını çıkarıyorsun ama ben hep kafamda deli sorularla gidiyorum. Yani neden tıkalıydı o zaman? Ya Diyorum. Bunlar ama çok insana dair dertler ve sorunlar. Her şey insana dair. Ama biz bugün konuk olarak bir insan değil, melek getirdik. Bunu beklemiyordum. Defne Kayalar. Defne'cim hoş geldin. Hoş buldum. Hoş çok geldin. Mutluyum burada olduğum için. Biz çok mutluyuz burada olduğun için gerçekten. Ay ya yaşayın. Gerçekten hoş geldin. Yollarını gözledik. Her evet. Zaman içinde bizim için. Zaten çok kıymetli bir dostumuz. Ay, ki siz çok daha uzun zamandır tanışıyorsunuz. Evet. Ben de hayranlıkla başlayan ilişkim güzel bir arkadaşlığa, dostluğa doğru gidiyor. Çok mutluyum bu yüzden. Ay, tamam bitti. Gidiyor mu? Ya bunları duyacaksın. Yok. Bunları duyacaksın. Ve bozacağız kendimizi. Böyle gidecek tamam. Zannediyorsun. Hani tamam. Şık şık adım gidecek. Hayır, rezillik, evet, kepazelik. Bak tek omuz geldim. Artık aşkım, bunun çok, bir şey çok, çok güzelsin her ederim. Zaman. Sen de öyle. Kesinlikle. Nasılsın? İyiyim. Şeref verdin. Ay çok teşekkür ederim. Çok 2,5 aydır Meriç'e yazdım geçen gün. Çok yoğun çalışıyordum, bir prova programından çıktım. İlk bir hani 12 saate yakın bir boşluğum olan günde katılır mısın şeyi geldi. Tabii memnuniyetle katılırım ama ben de Meriç'e yazdım. İlk sosyalleşmem olacak, aylardır çok heyecanlıyım diye evet. Tabii çok aşırı yoğunsun. Şey uzun saatler çalışınca da evet sosyalleşme bir dert oldu hakikaten evet. Ya. Değil mi? Evet. Sende şey oldu mu hiç böyle? Şimdi ne bileyim ben, 2 senedir yaşadığımız şey ortada. Onun yarattığı ve getirdiği böyle bir sosyallik algın değişti mi? Yani aman bir kişi göreyim eve gideyim falan gibi bir şey evrildi ya bazı insanlar. Ya ben zaten öyle bir insanım da. Yani ilk pandemi başladığında çok şey değişmedi bende. Mesela oh be yani falan. Bir de mesela şey hissine kapıldım. İlk başta her şey yıkanıyordu ya. Abi çok. Ya bu sabah onu düşündüm ha. Ya Ekrem İmamoğlu'nu düşündüm. Ulan bu ne kadar şanslı bir adam. Yani şöyle şehri kapatsak bir yulsam yani. Her yeri bir yıkasam falan desen belediye başkanı olarak bundan iyisini bulamazsın yani. Hiç buradan bakmamıştım. Bu adam ben Ekrem İmamoğlu'na bakmamıştım. Ekrem İmamoğlu'nu düşünmemiştim bu konuyla. Ya özellikle kimse pandemiye buradan hayır yani bakmadım. Belediye başkanı olarak yani şehri yapacağım her şeyi şimdi yapabilirim falan dedim. Senin şehir kitleyesin yani. Vardı ve... Yani ya ara ara hepimizin olmuyor mu? Ben iki şey düşündüm. Öncelikle bu sabah düşündüğüm şey Defne'nin sadece böyle bir şeyleri yıkarken yani mesela şey düşünüyorum. Muz işte bir şey işte mesela Ozan bir şey istiyor. Bu elmayı çitiliyor. Onları falan yapmadım aslında. Ben bir ara yaptım. Ben de yaptım. O kadar çocuğum da yok. Düşündüm. Paketleri ilk başta şey görüntüleri vardı ya yani o Çin'deki görüntülerden sonra başlayınca iş şimdi insanlar. Neyi yıkayacağımızı şaşırdık tabii de sonra yani bir acaba biraz sürekli CNN Türk seyredip tamam temas şeyde kalmıyormuş. Yüzeylerde tamam. Şey falan anlatıyorlardı işte. Bakın madeni para da 10 saniye kalır. Abi, evet onlar, böyle şeyler konuşuluyordu. Telefonlara çok dikkat. Hayır bir de sürekli update geliyordu. Yok işte kulaktan kulağa sırıkla atlayabiliyormuş. Evet. Uçabiliyormuş falan. Abi biz pizza söyledik annemlerle. Pizza ilk başları. Bak pizza kutusunu maşalarla tuttuk. Çok ciddi. Pizzayı fırına koyduk. Tabii. Ya bir yıkamadık pizzayı öyle söyleyeyim yani. Hani. Peki ne noktadaysanız benim pizza söylemem bayağı bir zamanım aldı. Bezik ne canım? Evet, 3 ay sonra falan. Evet pizza bayağı iyiymiş. Ya ve ben çok korktum tabii ki yani. Böyle annemler mesela yani şey diyor. Oğlum biz bir dışarı çıkmak istiyoruz. Çıkmayın diyor. Oğlum diyor ne yapacağız peki? Biri geliyor kapı çalıyor açmayın falan diyor. Sonra bir noktada yani pizzayı yıkamayı nasıl bıraktık onu?
fön tutan vardı. Değil mi? Fön de ben hatırlıyorum. Yüzeyler de tutunmuyormuş lafına. Ben böyle... Falan diye soruldum yani. Evet. Yani bitmiş kadar şeydi benim için. Yüzeyde tutunmuyormuş, bitti tamam yani. Bir de şey de oldu bir de yani o güne kadar hani olmadan geldiysen eğer yani bunu yaptım olmadım, bunu yaptım olmadım, bunu da yaptım olmadım falan gibi de bir doğal şeyi de evet. Olmuştu. Mesela zor. Benim için en son işte canım bardağından kendi pipetimle şey içtim, içki içtim, olmadım. Okey falan. Mesela her biri bir amperik bilgidir bunların artık. O zaman sende zaten şöyle bir şey çok yok. Hani hadi gelin benle toplanalım be birkaç kişi falan. Çok o insan değil misin? Değilim. Yani gelirseniz buyurun memnuniyetle ne güzel yani ay yaşasın derim ya ben, ama. Yani ama normalde yani... o işte tamam ya birkaç saat boşluk bakayım şimdi neleri yapayım falan. Yani şey zannettim ben evlere kapandık ve bütün yapmayı ertelediğim şeyleri yapabileceğim. Öyle olmadı tabii öyle ki. Olmadı. Kesinlikle öyle olmadı. Olmadı mı? Yarısını bile bitiremedim ki yani benim bayağı 7 yıl falan kapan yani dünya duracak zaman duracak. Ben bütün kafamdakileri bitireceğim. Allah Allah. Şehir bir silinecek. Öyle şehir silinecek. Ama bir yandan birileri silsin rica edeceğim şehri. O da şeydi başlarda yolları. Ya evet o çok komikti. Öyle bir şey vardı. Ama bilmiyorduk ki be abicim yani şu hatırlıyorum ben. Hiçbir yani. Şey bilmiyorduk. Hiçbir şey bilmiyorduk. Peki gittiğinde kalır mısın misafirliğe? Böyle keyiflendin, güzel gidiyor falan. Şey olur mu? Bir noktada kalkmam gerekiyor mu? Ama hastalıyım mı falan? Ya duruma o kadar bağlı ki muhabbet ha. Güzelse inşallah gitmemi istemezler de oluyor. İnşallah gitmemi istemezler. Niye gitmeni istesinler be? Evet çok ya. Mutluyum burada. Dur neden yere. Böyle bir stres yaratıyorsun kendini? Ama ya şey bir noktada gitmemi isteyecekler galiba. Bir arkadaşım yani 20 sene önce falan hala çabayla böyle partilere falan gidiyordum. Bir arkadaşım bir gün gelip şey dedi. Gerçekten her seferinde sıkılıyorsun. Niye ısrarla geliyorsun? Hakikaten ya falan dedim ve böyle şey minnet duydum yani. Ne noktada çok bundan iyi tanıyorsun beni. Peki? Ben niye geliyorum? Sen ne noktada kendini tanıdın ve kabul ettin bu aslında anlamda? Aslında şöyle çok yoğun yine çalıştığım bir dönem. Uğur Yücel'le çalışıyordum ve hani sürekli dışarıdayız, sürekli bir şeyler yapılıyor falan. Böyle bir işte ara oldu. 2 hafta falan evde oturabildim ve istiyormuşum ben evde oturmak. Yani gerçekten çok istiyormuşum. Bir de ben çocukluğumdan beri çok sosyaldim. Yani doymuşum. Harcadım diyorsun yani bir kısmı. Evet tamam artık yani işte ta evde iyi ya falan bayağı. Yani şey de oluyorum şimdi mesela çok çalış... ...yaptığım dönemlerde, mesela bu aralar kitap okuyabiliyorum, dizileri yakalayabiliyorum ama sinemada ve müzikte inanılmaz geriyim. Ve o açığı nasıl kapayacağım falan yani hayatım screenshot almakla geçiyor. İşte bu varmış, şuna bir de bu da bakarım, evet. Şuna da bakarım. Sürekli Twitter'da her şeyi bookmarklıyorum ve onlar ne zaman olacak kim bilir. Çünkü yani mesela bu sene, bu kış hiç çalışmayacaktım, 7 ay ara verecektim, çok kararlıydım. 3 hafta sürdü. 7 de bir şey. Ya 7 yıl ya 7 ay. Hayır. Sonraki sezon şey yaptığım işlerin sonraki sezonu, sonraki şeyler belliydi takvim. Aha. Dedim yani. O zamana kadar dururum. Hiçbir şey yapmayacağım yani. Mayıs ortasına kadar falan. Hiç. Sonra bir oyun provasına neden girmeyeyim? Kasım'ın 3. haftası mı yani? Neden bu sözümü hemen bozmayayım evet, yani? Yani çünkü yani yeterince dinlenmedim mi? Dinlenmemiş ama olsun. Bir peki, yandan da. Şey oluyor mu? Sana da oluyor mu Mero? Uzun çalıştın atıyorum bir setteydin uyum provası falan. Sonra hiçbir şey yapmayacağım dediğin süreç geliyor. Fakat beyin de zihin de bir adrenalin seviyesine tabii, alışmış tabii. Oluyor. Tabii. Bu sefer çok boşluğa alışıyor. Abi bu sefer de evde böyle manyak gibi. Evet. O da bir boş zaman olmuyor. Yani ben her zaman yapacak bir şey bulabiliyorum kendime de. Yani hiçbir şey yapmasam oturup battaniye örüyorum diyeceğim yani. Bir yandan da bir şey izleyip bir yandan da buradan da bilmem neyi yapmak falan gibi. YouTube'dan da bir şey açık bir de TED Talk falan. Hani öyle bir şeyim var ama... evet yani böyle bu bir de zaman geçiyor ya yani. Evet aynen. Ya her günde birbirinin aynı olmamalı ve bu sadece şey değil yani hani seize the day, görün şeyin çıkar falan değil yani o kadar güzel ve yapacak şey var ki hayatta. Yani her gün bir şey yapıyor olayım. Evet onu yapar yani bunu bir hırsla falan değil de böyle hani hem kendini... belli ölçüde yorarak yani kendi o dengeyi sağlayarak herhalde devam etmek gerekiyor. Bir de ben sen konuşurken şeyi düşündüm ya ben hayatta dedin ya işte Nisan sonuna kadar böyle bir boşluğum var burada hani dururum falan dedim demişsin. Benim ama mesela şunu da düşündüm sen konuşurken hayatta
işini gördüğüm en seven insanlardan biri sensin. Evet, çok ve iş disiplinini, yani en disiplinli insanlardan biri sensin bir de gerçekten. Yani Defne şöyle bir insandır mesela sette. Mesela makyaj yapıldı ve bir şey içmesi gerekiyor. Hemen bir yerden bir pipet bulup mesela pipetle içer ruju bozulmasın diye. Ya da mesela yatması gerekiyorsa gerçek, yani bu tabii ki ben de dikkat ederim bu arada ama yani Defne inanılmaz dikkat eder. Yatması gerekiyorsa mesela gerçekten kafasının değebilecek tek noktasını oraya koyup yatar falan. Bu bence mesela ben bunu Medcezir'de gördüğümde çok saygı duymuştum evet. Ve mesela bir şey öğrendim Defne'den. Yani insanların, yani saçın, makyajın yapıldığında o birinin emeği ve evet. O da o birinin işi ve sen onu taşıyan insansın. Buna saygı duyman gerekiyor ve mümkünse işte rujunu bozma, saçını bozma. İşte dinlenmen gerekiyorsa münasip bir şekilde dinlen falan. Evet, çünkü benimle ilişkili bir şey de değil. Orada bir bütün var ve o insanlar rejiye haber veriyorlar hazır diye. Evet. Birazdan çağrılacağım. Aa, baştan rujunu yapacakmışız, baştan şeyini falan. Yani vakit de kaybediliyor. O kaybedilen vakit ekipte çalışan herkesin akşam evine bir 10 dakika daha geç gitmesi demekse kesinlikle. Trafiğe takılma ihtimali artıyor. Çünkü belki reji onu hesaba katacak o gün. Prodüksiyon yani tam köprü trafiği başlamadan Tuzla'da çalışıyorduk. Evet, evet. O trafiğe kalmamak çok önemliydi. Evet. Ya da akşam herkes evine gidip evine girmeden önce gidip bir tane birasını içebilecek. Evet. Ya da işte oturup bir şey izleyebilecek falan. Yani o sadece benimle ilgili bir şey evet, değil sen ki. Sen dahil herkesin. Evet. Ya ekip olmakla evet. Alakalı bir şey aslında. Ya her birimizden beşer onar dakika gittiğini düşün. Yani 10 oyuncudan. Bitti yani. Bir buçuk saat gitti ekipten. Evet. Ya bize şey demişti Zeliha Hoca. Şekerim bu Carpe Diem diye bir şey var işte. Seize the day. Bu yanlış anlaşılıyor falan dedi. Bütünü yaşamaktır asıl olan dedi. Ya şunu hatırlattı bana söylediğin şey. Orada ben böyle hissediyorum şu an ve bunun tadını çıkaracağım. Toplu bir hissin, toplu orada bulunan, oraya emek harcayan ya da bir şekilde bu partide olabilir. Oradaki bir bütünlük hissi aslında şey. Evet. Anı yaşamak o, an o. Herkes için okeyse bir seviyede bence o güzel bir an oluyor diye düşünüyorum. Parmış söyledim. Yo, yani bir yandan şeyde oluyorum. Herkes memnun edince hayat çok kolaylaşıyor. Yani onun da zevki gerçekten var. Peki şeye takılır mısın? Yani atıyorum. Ama o da zor bir şey. Evet, evet yani. Herkesi memnun edeyim diye yapmıyorsun ama yaptığın şey bir de insanları memnun ediyorsa bu çok güzel bir şey yani. Ama daha ne olsun daha yani. Daha ne olsun, aynen. Hani bayağı gülücüklerle hayat geçiyor oluyor bir anda. Seni... fazla bir şeyim. Hayır, canım. Hayır. Çok fazla insan artık tanıyor. Ben babamın cesetlerini de izledim ilk defa. Daha önceden tanımamam benim ayıbım. Yok canım yani. Yani bu ben işte Berkun'un birçok oyununda zaten hissettiğim bir şeydi ama gözlerime inanamamıştım seni izlediğimde. Gerçekten inanamam. Hatta merhabalaşmıştık falan, ulaştırmıştım evet, insan. Evet. Sonrasında da dedim ki evet müthiş bir performans var ama her oyuncu bir prime yaşar, bir şeyler denk gelir. Bu öyle bir an dedim bak dürüstçe söyleyeyim. Burada birçok şey bir araya gelmiş ve müthiş bir performans izledik. Düşer dedim yani performans. Biraz düşer. Hani sonra izlemeye devam ettim. Ha kötü ha. Sonra İbo'ya çıktı yine çok tatlı falan. Sonra bir başkadır da hepinizin virtüözite gösterisi olan hepimizin sabah açıp böyle ağladı. Sabah köründe başladım ben bir de ilk bölüme. Düşmüyor senin performansın. Olağanüstü bir oyuncusun. Hipnotik yani. Derecede gerçekten evet, yani. Evet hipnotik derecede. Hipnotik derecede insanı çok... hayır yok öyle. Biz seni uyardık. Biz seni uyardık. Ve iltifat olmuyor. Realite bu yani. Hani şimdi benim söylememe kalacak bir şey değil. Ve bir kelime kullanacağım oyunculuğun için. Agresif bir oyunculuk. Bu şu anlamda. Senin ilgini ben öyle hissediyorum bir izleyici olarak. Hani yani izle ya da izleme değil. Yani böyle ses çıkıyor yani anlatabiliyor muyum? Ben buradayım ve yaptığım şey izlenecek agresyonu. Benim çok hayran duyduğum bir şey. Bir sanatsal tavır olarak. Nasıl oluyor bu? Lan, bu, tavır ha, meselesi. Şimdi herhalde. Oyunda kötü oynuyor musun? Biraz kötü mü şimdi? Biraz kötü. Dur belki. Yok ya. Şaka yapıyorum. Daha yani. Yani. Yok bu Meriç de dedi ya özeninden bahsetti. Ya bu hadi şunu sorayım. Böyle bir istikrar kurmak var mı kafanda? Yani bu kadar mükemmelliyetçi, bu kadar detaylı yaklaştığın bir meslek olduğunu da söyledi ya. Sen bunu nasıl yaşıyorsun yani? Ya benim için... Çok oyunculuk şöyle bir şey, sonsuzluk
birisiyle, yani böyle büyük laflar etmeyeyim, yarın bütün bunları inkar da edebilirim söylediklerim yani. Programların öyle bir faydası oluyor. Sonradan izleyip, değil mi? Büyümüş müyüm falan diye bakıyorsun, ilerlemiş miyim? Ne kafadaymışım ya falan diyorsun, evet. Hayatta ne nokta? Evet. Sonsuzluk hissi yaratıyor bende. Hmm. Yani sağa, sola, ileri, geriye, aşağı, her yöne doğru yapabileceklerinin sınırı yok. Ve bu bana çok heyecan verici geliyor. Ve dolayısıyla da her seferinde o geldiğini düşündüğüm sınırı biraz daha genişletmeye çalışıyorum. Yapabiliyorum, yapamıyorum başka bir şey. Ama yani ben böyle bir bir hesap kitaptan ziyade daha ne kadar keşfedilecek yer var acaba? Daha da keşfetmek mümkün mü? Hep öyle bir histeyim yani. Daha doğal olmak mümkün mü? Daha da fazla duyguyu geçirmek mümkün mü? Ve bunu hiçbir şekilde oyunculuk yapıyor gibi göstermeden yapmak mümkün mü filan. Şimdi mesela şu andaki işte geçen hafta çıkardığımız Anne tiyatro oyunu sonuçta tiyatro. Yani şey gibi değil, Dünyada Karşılaşmış gibi ya da Babamın Cesetleri gibi değil. Mikrofonla oynuyoruz orada ve çok daha doğal bir yerden oynuyoruz. Bu bayağı yani en öndeki kadar en arkadakinin de ne söylediğini duymaya hakkı var. Moda sahnesinde falan büyük büyük oynayacaksın yani. Ama benim de oyunculuk anlayışım çok öyle büyük oynamak değil. Bu mesela benim için yepyeni bir keşfedilecek sınır idi. Yani o yüzden çok ilk defa bir iş yapıyormuş. Heyecanı ve tedirginliği içindeyim dolayısıyla. Yani bir stres yaratmaktan ziyade ulan bu sefer ne olacak gibi değil. Keşfedilecek yeni şeyler var. Evet tabii yani sonuca yaklaşırken stres oluyor tabii. Dün akşam mesela şey işte Dünyada Karşılaşmış gibi vardı. Rol arkadaşım Fatih Artman. Fatih baktı bak sen bayağı rahatlamışsın oyun çıktı diye dedi. Yani birkaç hafta önce ya gergin bir insan hiç değilim ama böyle daha demek ki daha karanlık bir yerde oturuyordum. İçte bir şey çalışıyor tabii ki sürekli ve yani. Bir de muazzam oyuncular Dünyada Karşılaşmış gibidekilerin hepsi böyle bir noktada kulaklıkla seyircinin yanında bir yerden sahneye bakıyordum. Ve yani şu adamların yaptıklarına bak, benim şimdi yapmaya kalkıştığım şeye bak. Yani ne haddime ben bu adamların yaptığı şeyi nasıl yani nasıl hakkını vereceğim bu oyunculuk denen şey falan. Hep kendimde bu şey var. Yani ya böyle bir şey bende de birazcık çok çok iyi anlıyorum demek istediğini. Peki mesela ben de şeyi düşündüm. İş seçimlerini de etkiliyordur bu, değil mi? Tabii. Yani sonuçta çok dandik bir şeyin içinde olmadın. Olmamaya çalışıyorsun. Yani sonradan yani tabii beklediğin gibi çıkmayabiliyor. Çıkmayan şeyler oluyor. Mesela diyelim bir şey işte hani X bir iş yani girdin ve sen yine bu şeyde bu kafada girdin. Orada ne kadar genişleyebilirim, hacmimi ne kadar büyütebilirim, ne kadar derinleşebilirim diye düşünerek girdin ve hiç öyle gitmedi. Böyle bir şey hiç başına geldi mi? Birincisi. İkincisi bu başına geldiğinde ne yaparsın mesela? Yani her işe şey diye giriyorum. Çok kötü olursa bu da iyi bir tecrübe. Gerçekten her şeyle ilgili öyle düşünüyorum. Yani buna da, bu oyuna da başlarken yani diyelim ki beceremedim, ne olacak? Yani onu da beceremedim çünkü şundan beceremedim ve beceremediğim için de şu oldu diye düşünürüm ve bundan çıkarılmayacak bir ders olması mümkün değil yani. Ya tabii ki mümkün değil ama yaşarken böyle ders, yani o anın içindeyken ne bileyim ben tabii ki bir müddet geçtikten sonra yani mutlaka buradan da bir şey öğrendim ve büyüyerek çıktım diye düşünürüm ama onun içindeyken sonuçta o bir süreç yani aylarını veriyorsun, bir zaman geçiriyorsun ve sinir harpleri falan yaşayabiliyorsun yani. Onu nasıl yaşadığını merak ediyorum yani. Çünkü gergin kısmında yani ne yapıyorsun? Yani o anı yaşarken ben mesela sadece hani, işi düşünüyorum. Sadece işi yani kendi performansım yoksa geneli mi? Çünkü onu ayıramıyorum. Senin çok iyi olduğunu gördüğüm, yani her şeye rağmen çok iyi olduğunu gördüğüm ama işi çok beğenmediğim işler oldu mesela. Burada da iyi Defne dedim. Yani bu mesela benim çok ilgimi çekiyor. Bu çok ilginç bir şey çünkü. Ben şeylerden çok faydalanıyorum. İşini beğendiğim, takdir ettiğim insanların röportajlarından, söyleşilerinden. Çok mesela Voice gibi şeylerin yarışmalarda jüri üyelerinin şeyleri çalıştırırken, yarışmacıları arkada çalıştırırken, yani yarışma sırasında evet çok güzeldin bu akşam işte bakalım halkımız ne diyecek değil de arkada şarkıya çalışırken yorumlarından falan çok faydalanıyorum ve Philip Seymour Hoffman'ın
Resim biz. Kırık kartlar evet. Koyuyoruz buraya. Bir söyleşisini okumuştum. Ya benim için işin sırrı, iş ne kadar kötü olursa olsun elimden gelenin en iyisini yapıp orada iyi olmak. Hı-hı. Yani o arkama bakmamama yetiyor. Ve bir süre sonra zaten artık kötü işler gelmemeye başlıyor. Mesela bu benim kafamın içine çok yer etmiş bir laf. Evet yani ne ya Philip Seymour Hoffman'sın ya yani kötü iş yapma olasılığın var mı diye düşünüyorsun. Ama aslında sonuçta o da bir yerden başlıyor bir yere doğru hiçbir şekilde kıyas için söylemiyorum yani bunların hepsi böyle yok, şey. Yok biraz kıyasladın kendini Philip Seymour Hoffman'ı. Ben şimdi sessizce duruyorum. Şimdi de ölmüş zaten adamın arkasından konuşmak yani gibi olmasın da. Ben bir şey yapamayacak kendisi okumayacak için rahat rahat. Cevap hakkı doğsa da cevap veremeyecek. Daha iyiyim ve doğru gidiyor. Yani ben farkındayım bunun ama neyse sen lütfen devam et devam et. Yani işe bakış olarak evet aslında yani elinden gelenin en iyisini yapacaksın. İş nasıl olursa olsun senin için sonuç olarak şunu diyecekler ki ne derse desinler benim ne hissettiğim daha önemli de. Ay mikrofona çarpıp duruyorum çok özür dilerim. Boş ver. Ama birisinin kulağında sürekli pıtak pıtak diye bir ses var çok pardon. Hayır bak her şey yolunda. Her tamam, şey okay. Tamam. Ben elimden gelenin en iyisini yap. Ya iş nasıl olursa olsun demek değil o ama gerçekten elimden gelenin en iyisini yaptım. Ha, bir dahaki sefer iş seçerken biraz daha diğer buna faktörlere dikkat etmem gerekiyor diyorsun. Ama ben galiba duygulardan çok korkmuyorum. Yani hayal kırıklığı. Evet bak bu bir oyuncuda ben şimdi bak tam gramerimde yoktu bu ama sende öyle bir durum var. Sen korkmuyorsun o duyguları yaşamak. Hayır şeyden de korkmuyorum. Oluyor. Yani başarısızlığın getirdiği hayal kırıklığı. Evet. Başarısız mı olacağım endişesi falan. Yani bunların hepsi duygu ya. Aha. Yani zaten duygulardan genel olarak korkmayı ilginç buluyorum. Çünkü yani hayatın yarısını yaşayamıyorsun duygularla. Korkmaktan korkuyorsun mesela. Hmm. Kork işte ne olacak çok yani? Çok iyi bir yere geldi konu evet. Çünkü ben de bugün korkuyla ilgili çok düşündüm. Bunu söylemene inanamıyorum. Yemin ederim buraya gelirken ben not falan almıştım yani. Korku hayatımızı ne kadar şekillendiriyor. Evet. O korkuyu dönüştürmek nasıl bir yani motivasyon sağlıyor? Yani bir şeyden kaçıyor muyuz sürekli? Korktuğumuz şeyden kaçıyor muyuz? Korktuğumuz şeyin üstüne mi gidiyoruz? Bunu boş beleş böyle bir motivational bir şey olarak söylemiyorum. Ama korku inanılmaz bir gerçek yani hayatımızda evet. Bizi ittiren ya da çeken. Ve bunu nasıl yaşadığımız aslında birçok şeyi şekillendiriyor. Evet. Yani şey de dahil buna. Ayrılık korkusu, işte ölüm korkusu. Yalnızlık korkusu da dahil evet. Ama bir yandan işte hayal kırıklığından korkmak yok. Yani acıdan mesela acı yaşamamak için öfke yaşamayı tercih ediyor insanlar. Yani farkında bile olmadan. Evet. Bir de zaten tanımlayamadığın zaman yönetiyor ya seni o. Evet. Yani var o, bir duygu var yani. Onu bastırdığın zaman o direksiyona geçiyor. Çünkü hatırlatma ihtiyacı duyuyor evet. Ya kendini bir yandan da. Korku da ben öyle bir şey hani... Ben mesela şeyi düşündüm geçen ben de. Bir duygusal grameri de iyi olması lazım insanın tanımlayabilmek için. Çünkü bazen ya bir şey yaşıyor oluyorsun ve o şey diyorsun ya canım sıkkın benim bugünler ya da melankolik oluyorsun. Fakat halbuki orada tanımlaman gereken bir şey var. Çünkü o zaman korkutuculuğunu kaybediyor ya. Sen de bu sanki biraz böyle bir yaratılıştan da bir o duygulara girip çıkmada çok kolay girip çıkıyorsun gibi düşünüyorum. Geliştirdim ben. Ya o kadar kolay yok. Değil değil mi? Üzerine çalıştığın bir şey mi bu? Yani üzerine gittiğim bir şey diyeyim. Okay. Yani kendimdeki zaafları yakaladığım zaman ki yakalamaya da çalışıyorum. Aha. Duygusal zaaflardan bahsediyorum yani her insanda olan. Aynen. Gidiyorum üstüne. Aa bunu bu yüzden hissediyorum. Bak buradan kaçıyorum. Bu tepkiyi bu yüzden verdim. Ve o kendinle ilişkili tanışıklık tabii başkalarıyla ilişkili de gözlem şeyini arttırıyor. İyi bir dinleyicimsindir. Ha? İyi bir dinleyicimsin. You got me. Hiç hatırlıyorum. Sanki şey çok böyle... derdi olan seni arıyor gibi bir durum var mı? Yani dinler. Hani ben içimi dökeyim Defne'ye. Bilmiyorum. Başkalarını sormak lazım ama dinlerim. Değil mi? Bana öyle dinlerim. Geliyor. Dinlersin. Dinlerim evet. Bir de mesela Meriç hep şeyi söylüyordu. Ben ona çok doğru bir kelimeydi. Birinin derdini dinlerken onu çözmeye çalışmaktansa... Ona eşlik etmek gerekiyor. Refakat. Refakat etmek gerekiyor. Çünkü onu bekliyor aslında o insan orada. Sen de böyle bir iyi bir refakatçi, duygusal bir refakat eder hissi yaratıyorsun insanda yani. Sabırlıyım bir de. Değil mi? Evet.
Onun da etkisi ben var galiba. Ben şeyi düşündüm yani sen konuşurken hala. Bu korku meselesiyle ilgili. Yani yani bir şekilde o deneyimlediğin şeyi, herhangi bir duyguyu deneyimlemekten korkmadığımı ya da korktuğumu bile fark edemeyecek bir seviyede oluyorum ben bazen. Hmm. Yani evet. Bu sabah bunu düşündüm. Aslında benim hayatımda üstü kapalı ya da açık birçok şeyi korku tetikliyor. Hepimiz için öyle ama. Bunu fark etmek bile çok tuhaf aslında yani. Hani hiç bunu böyle düşünmemiştim. Çünkü gerçekten bazı yerlere girmek, bazı şeyleri düşünmek istemiyorsun. Evet. O anda kalmak her ne demekse anda kalıp devam etmek gibi bir şeyi yapmaya çalışıyorsun. Ama aslında onun altında da bir korku var gibi geldi bana bugün. Yani mesela çok kolay son yıllarda şeyi fark ettim. Çok kolay özür diliyorum deyince şimdi başka türlü şöyle tarif edeyim. Yani bir şey yapıyorum, ani bir tepki veriyorum. Bir huysuzluk yapıyorum, hırçınlık yapıyorum. Sonra çok kısa bir sürede bunun bambaşka bir şeyin korkusu, bambaşka bir şeyin sonucu olduğunu fark ediyorum ve hemen bunu yaptığım insana ya yani çok affedersin ama yani gittim demin düşündüm şöyle şöyle bir şey yüzünden bu tepkiyi verdim, haksızlık ettim filan. Bunu mesela söylüyorum yani bu bana çok iyi geliyor. Hı hı. Karşıdakine de ayrıca bu şeyi vermek gerekiyor hakkı. Bir dahaki sefere o tufaya düşmüyorsun. Ben bazen fark ediyorum ama çok kolay dile getiremiyorum. Yani ben çok kolay özür dileyebilen biriyim. Gerçekten de bu sistem bende de çalışıyor. Yani neyi neden hani sana öyle dedim ama aslında şöyleydi falan filanı düşünüyorum, değerlendiriyorum. Zeki de bir insansın çünkü. Birine bir şeyleri beni sıkıştıran şey birine bir şeyleri dile getirme noktasında ben çok kilitleniyorum. Bir de gerçek yani, olacak ya dile getirdiğinde. Ya kendimle ilgili bir şeyi anlatmak, kendimle ilgili bir şey anlatmak bana çok zor geliyor. Ya, yani o kadar çok yaşıyorum ve yoğun bir şekilde biliyorum ki yani zihnimin içinde. Bir de onu tercüme edip anlatmak bana çok zor geliyor. Şu an yaptığımız şey tabii ki büyük bir paradoks yani. Program yapıyorum. Ben mesela pek konuşamam. Çok dinlemeyi seviyorum. Evet, ona bağlayacaktım. Ben dinlemeyi seviyorum ama kendimle ilgili bir şey anlatmaktan sen şevkle dinliyorsun yoruluyorum. Abi. Sen şevkle gerçekten dinliyorsun. Ben böyle şey dinlerim. Okey anlat sen ama. Sen hiç dinlemezsin bazen evet. Bazen hiç dinlemem falan yani modumda değilsen. Aşırı yüzeysel bir soru sormuyorsun. Çünkü bir dediğim üçüncü gözümüz açıldı hepimizin. Aa, çok yavaştan güzel iyi geldi. Meditasyon yapmaya başlayacağız harikasınız. Şimdi bak ben böyle şeye çok takılıyorum. Böyle spiritüel bir seviyede konuşuyoruz ya. Ama pratikte. Şimdi dedin ya elimden geleni yaparım, şey yaparım falan. Böyle bir davet hazırlıyorsunuz Meriç'le. Kokteyller, mokteyller. İnsanlar geliyor, ağırlayacaksınız. Böyle bir şey heves etmişsiniz, tamam mı? Okey. Bir sürü de arkadaşınız gelecek falan. 2-3 kişi mutfakta çalışıyorsunuz. Sen de bir baktın, işler çok iyi. Yani bakıyorsun yemekler iyi değil, kokteyller iyi gitmiyor. Ay ben gülme tutar zaten. Öyle bir dakika, böyle bir şey. Kenara geçip gülelim diye bir cevap. Orada şey mi yaparsın? Sen ben yine kendi sosumu daha iyi yapayım falan ama... Benim hani olsun yoksa kontrol freak bir şey çıkıp ne yapıyorsunuz falan gibi bir şeye geçer misin? İkisini de yapmam. Gülme tutardan kazmış arkadaşlar galiba çok olmuyor. Fena bu. Evet bence de çok fena yaparsın. Bir yere gidiyoruz. Yani ne yapabileceğimize bakalım. Dışarıdan pizza mı söyleyelim yoksa filan direkt uyarı çözüm. Çözüm tabii çözüm odaklı. Çözüm odaklısın. Tabii tabii. Öyle bir kere böyle. Yani o gerginliği görüp de yaşamaya devam etmenin bir anlamı yok evet. Ki yani ne doğru. Gerek var. Sen? Doğru. Sen sence ne? Bence ben de böyle yaparım ya. Evet sen bana de. Kesin gülmek gelir zaten değil de mi? Ben çok gülerim. Abi biz ne yapıyoruz da ben bayağı yani. Sonra çok şey geçmeden hani iş işten geçmeden bir çözüm bulalım bunu... hani bizi en az yoracak şekilde halledelim derim yani. Ya çok saçma bir örnek olacak ama yani biz okulda, o Cambridge Üniversitesi'nde bir gece heves etmiş çocuklar. Kanat almışlar hep söylemesi şey, tavuk kanadı. Abi işte bahçede mangal yapacağız falan. Biz de bir dinleneceğiz, kafa dinleyeceğiz. Bir iki bir şey yiyeceğiz. Ne olacak konuşacağız yani, bira içeceğiz yanında falan. Ve bir arkadaşımız da dedi ki ama bunların terbiyelenmesi gerekiyor. Yani onun bir marine sosu mosu var. Onun da bir bileşeni falan var onun işte bir şey, biraz bir şey koyuyorsun falan. Dedi ki arkadaşımız, hiç karışmayayım halledeceğim dedi. Kanatlar bir geldi, ne yapmış biliyor musun? Tuza bulamış sadece. Ay ne diyorsun be? Tuzla, yani tuz, ben bunu çözeceğim dediği tuza atmış onları.
böyle yoğurmuş. Aa. Biz onları yedik hepimiz. Kırmızı rahmet. Şimdi yapılmış da artık yani. Bir tane keyfimiz var. Onları yedi, ağzımız yüzümüz şişti. Ay. Tansiyonumuz artık böyle. Hani... Niye yemeye devam etmişsiniz? Bak, benim de yanıtım. Ben de yiyorum. Hani. Efe de yer. Aynen öyle. Yapmış kız bir yandan da o. Ama böyle evet. Bir yandan diyoruz ki yani olmamış biliyorsun değil mi? Yani biz çok kötüyüz hepimiz falan. Orada şeyi hiç unutmuyorum ben ya. Ortak bir yanlışa hep beraber eşlik ettik yani. Olur yani. Bazen o da olur ya. Ya hayır orada bence kilit nokta senin o tuzlayan kişi olup olmaman. Ben evet. Sen tuzlayan evet. Kişi olmadığın için sen nezaketen onu yersin ya da başka bir yandan da söylemişsin gayet. Evet. Bence dürüst bir durum var. Bu ne rezalet diye yani tavukları terbiye etmeyi üstlenen kişi olsan ne yapardın? Senin bize sorduğun oydu çünkü. Ben şey derdim abi orada. Ya bir tek tuz var. Hani böyle bir şey muhtemelen yoktur. Zeytinyağı da mı yokmuş ya? Hiçbir şey. Ya zaten kanatlar siyah. Yani kanat değildi onlar artık. Birer kaya parçasıydı yani. Neyse. Ay neyse. Ay Allah'ım. Ya bir şey soracağım aklıma. Yani şöyle bir şey soracaktım zaten aklıma geldi. Çünkü bana geçen gün bir arkadaşım, bir yazar bir arkadaşım şöyle bir şey sordu. Hiç bekleyen, çok düşündüğüm bir şey ama soru olarak gelince tuhafsadım. Şöyle dedi. Kadın bir oyuncu olmak nasıl bir his dedi? Yani hem çok tuhaf bir soru. Yani kadın bir yani kadın oyuncu olmak nasıl bir duygu? Bilmiyorum. Erkek diye oyuncu sordu. Olmak nasıl bir duygu ki? Yani öyle evet, bir, yani öyle bir kadın olarak bu şeyde olmak nasıl? Hep ben de şöyle düşündüm mesela bu soruyu bile sormanın şeyi yani aslında yani kadın oyuncu yani aslında oyuncu. Evet. Yani bir şey yok ki evet. Ama işte tam olarak öyle bir şey yani. Bir sanki olması gereken bir şey var. Bir de kadın olarak olduğum bir şey var gibi davranılan bir şey aslında. Değil mi? Bu soru bana çok garip geldi. Evet, sana da hissettirecek geldi. Diye düşündüm. Bana da garip geldi. Ben zaten yani işte Berlin Festivali oraya geçti. Yavaş yavaş her yere gidecek. Büyük olasılıkla en son kaldırıyorlar geçecek ama. Evet yani ben oyuncu. Geçenlerde burada bir şey için bir ödül töreninin listesini gördüm. En iyi erkek yapımcı, en iyi kadın yapımcı. Ne? Yani bu niye böyle bir ayrım olmalı ki? Yani ben oyuncu için de öyle olması gerektiğini düşünüyorum. En iyi erkek dost falan. Oscar'lar var. Yani en iyi erkek editör var mı? Yok. Niye kadın ve erkek? Evet. Yani tamam sonradan kadınlar oyunculuğa başladığı için öyle bir şey varmış evet. Ama artık çok eski değil mi bu yani? Evet çok eski. En iyi oyuncu ya işte. Şey... Kim en iyi oyuncu? En çok kim sana dokunmuş mu? Neyi? Evet ama işte her şeyde, her şeyde bu çok belki yıllar sonra düzelecek bir şey. Yani her şeyde tabii. Şöyle bir, ya insanların aklında şöyle bir şey var. Bir şeyin normali, tırnak içinde kullanıyorum, erkek. Çünkü bu sistem evet. Erkek, her şey çok erkek. Alışılagelmiş o oldu. Erkek için. Normaldir, olması gerekendir. Bir de kadınlar ya da işte ne bileyim cinsel yönelimi çeşitli şeyler olan bir de başkaları vardır. Bir de çocuklar vardır, bir de hayvanlar vardır ama olması gereken. Tabii. Erkek ya bu inanılmaz bir şey. Bu nasıl kırılacak yani? Çok tuhaf. O soruyu şöyle bir yerden belki derinleştirmeyi deneyebiliriz. Şu şekilde belki sorulabilir. Hani oyunculuğu bir kadın olarak deneyimlemekle bir erkek olarak deneyimlemenin farkları neler yani, gibi bir şey olabilir. Ama belki. Belki bir belli yani. Bir rol üzerinden konuşuyorsak bu rolü kadın olarak oynamak nasıl, erkek oynamak olarak oynamak nasıl diye sorulabilir ya da yani bu sektörde kadın olmak nasıl erkek olmak ama yani oyunculuk yani oyunculuğun daha erkek enerjisiyle ilgili olduğu düşünülüyor bu arada. Öyle yani biliyorum, böyle bir öğreti de var oyunculukta yani erkek enerjisi hani daha dışa dönük, daha yıkıcı, daha saldırgan bir şey olduğu düşünülüyor oyunculuğun ama tabii ki öyle değil. Onun da oturmuş bir fikir olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle yani. Düşünüyorum. Kesinlikle bence hatta, daha derine giden, daha dönüştüren yani evet. içeriği karıştıran bir şey bence tam tersi. Hatta bence... Bu da eski bir şey bence. Benim en beğendiğim oyuncular genelde şöyle oluyor yani nasıl diyeyim. Mesela en erkek oyuncularda kendi feminiteleriyle bir barışıklık oluyor. Kadınlarda da maskülüniteyle bir yani o ikisini... Dengeleyen oyuncular cinsiyetlerinden bahsediyor. Yazarlarda da bu çok vardır. Çok başarılı bu arada. Oluyorlar yani. Evet yazarlarda da vardır, müzisyenlerde de. Bence yani sanatla uğraşan insanlarda bir kriter olarak, yani başarı ya da başarısızlık demeyeceğim bunu ama benim sevdiğim de öyledir. Yani o enerjiyi dengeleyen sanatçıları izlemeyi, okumayı daha çok severim. Yani benim aklıma herhangi bir anda kadın olduğum
gelmiyor. Yani ne güzel söyledin. Yani bir şeyi yaratırken ben bir erkek olduğum için bunu böyle yaratıyorum ama kadın olduğum için şöyle yaratıyorum gibi bir şeyden gelmediğini düşünüyorum zaten yaratıcılığın. Dolayısıyla yani senin hani yazarlarda da öyle, müzisyenlerde de öyle dedin. Yani bunu bir böyle evet şimdi ben bir erkeğim ve bu şarkıyı nasıl yazarım gibi bir şey değil ki yani. İçinden gelen çok hakiki bir şeyle dışarı çıkıyorsun ve onun içinde doğurgan yanlar var, aynen, yapıcı yanlar var, yıkıcı yanlar var, işte üretken anlar var filan ama her neyse yani onu bir tanımlama ihtiyacı da çok bence. Yani oyunculuk daha erkek enerjisi bir şey. Yani niye böyle bir tanımlama yapmak gerekiyor? Daha dişli bir enerji, daha erkek bir... Yani insani bir şey. Çok tuhaf konu. Tamamen şey, insani bir şey. Bunlar yani. Benim konuşmayı sevdiğim şeyler bunlar da o yüzden ben bu konuyu açtım laf diye. İyi yaptın. Çünkü bilmiyorum ben... Yani o hani daha dişil olma halini seviyorum ya da oraları... Yani buralara ben de hiç takılmıyordum ve düşünmüyordum ama bu son zamanlarda düşünmeye ve üzerinde... Ya ilgimi çekmeye başladı. Tabii tabii canım ben yani daha yani... feminen olmak nedir? Daha işte maskülen olmak nasıl? Evet. Yani buralar da aslında ilgi çekici. Yani bu toplumsal bir tanım üzerinden söylemiyorum. Tamamen bireysel bir yaşantı yani halinden bahsediyorum. Seviyorum bu konuyu. Benim bir huyum var. Ne zaman bir duygusal tıkanıklık yaşasam ve onu gözyaşlarıyla ondan kurtulmak durumunda hissetsem kendimi. Bir başkadır da senin öyküyle en son öykünün geç geldiği sen ofisten çıkarken ben o sahneyi açar izlerim. Hmm, koridordaki sahne gerçekten. Canım öykü ya. Küçük Şener Şen'le senin bir arkadaşım öyle demişti. Öyle öldü. Dedim ki abi ne kadar iyi oynuyor değil mi şey dedi. Şener Şen ya. Müthiş bir öykü yani. Ya ben biliyorum çok da o çok da mahrem ve sizin için özel bir süreç olduğunu da biliyorum. Hani neler yaşadınız falan gibi bir şey de kesinlikle sormuyorum ama ya bu kadar duygusal yükü ağır bir deneyim bir yandan da o. Ama dediğim gibi ben dışarıdan bu kadar etkilendiğim bir şeyde o tip... Bu da şey akımı da çok komikti bence. Ben sana attım hatta birkaç tanesini. Senin evet, o karakter hani bir sürü gif döndü ya işte bir şeye bir şey dedim. Hep böyle daha şey nasıl beyaz yaka jargonuna dönüştürdüler seni evet, karakteri. Evet. O da bence çok komikti. Yani... İnanılmaz bir karakter o ya. Ben o kadın yaşıyor bende yani. O ben o kadını tanıyorum. Artık benim arkadaşım gibi. Senin de arkadaşın mı? Öyle arkadaşım çok oldu. Aha. Yani çok tanıdığım. Tanıdığın oldu. Birisi o senin değil mi yani? Tabii tabii. Değil tabii mi? Canım. Tabii ki. Ben ama galiba şu ana kadar yani eğer ki öyle bir şey de oynamadım yani hani Catwoman gibi bir şey oynamadığım için galiba oynadığım her karakteri tanıdığım birileri, hepsi. Okey. Evet, o da öyle. Aha. Bir de çok ilginç bir şey oldu. Şeyin tartışması işte çok oldu. Hani bu ailesi zengin yalıda oturuyormuş, devlet hastanesinde şey yapıyor falan. Bunu böyle konuşuyorduk. Bige, bizim Bige Önal. Aha. Daha galiba da çekimler bittikten sonra, aa dedi yani... Arkadaşın ismini de söyledi. Aa dedi şey babası biliyorsunuz bilmem nenin yöneticisi devlet hastanesinde ortopedist mi dedi sallıyorum bir şey yani. Aha. Aa filan olduk hani şeyin sahibinin kızı gerçekten biz bile. Evet. Ama yani işte zaten bir tane örnek olan birisini anlatıyor o da aslında biraz o değil hikaye mi? Yani. Evet. Şeyler hep böyledir diye bir şey anlatmıyor ki yani zaten Berkun'un kaleminin eğlenceli yanı da o. Zaten o da o sırada bizim onları izlediğimiz süre içerisinde öyle bir challenge içerisinde yani hem idealist bir yerden yapmaya çalışıyor işini. Evet. Gerçekten dertleniyor yani gerçekten insanları iyileştirmekle ilgili bir durumu var. Yoksa ben hani aman yapayım işimi işte vizitem şu kadar alayım gibi bir yerden bakmıyor ya. O detay çok önemli bence de gerçekten. Yani onun o hastanede olmasının da bir sebebi var zaten. Evet ya sınıfsal bir şey de var. O insanlar üzerindeki yaklaşımının da o sınıfsal durumu, pozisyonunu değil da mi? Kullanıyor. Tabii ki onların hepsi bence orada. Yaklaşmak da istiyor. Kadının hani, olayı o tanımak yani. Tanımak da istiyor. Bir de abi o çok acayip. Bazen hissediyorsun yani biri oluyor işte senin o durumda öyküyü hissettiği. Ve ya bir şey çekiyor abi seni ona, o kişiye. Şunu biliyorsun içten içe. Orada bir hikaye var. Benim o hikayeyi dinlemem lazım. Bana iyi gelecek o hikaye. Hissini ben çok almışım. Onu öyle hissettim. Ya bir sinir oluyor ya sürekli. Geldiğine bır bır anlatıyor falan gibi. Ve çok unutulmaz bir aks. Yani ona ihtiyacı olduğunu hiç bilmiyor aslında. Değil mi? Peri.
Meryem'e hayatındaki tıkanıklığı açmak için Meryem'e ihtiyacı olduğuna dair en ufak bir fikri yok. Hatta birisi bunu söylese... Kızar değil mi? Yani uzun uzun bunun neden yanlış olduğunu bak evet. Şimdi ben sana filan diye anlatır. Anlatayım. Ama yani bütün şeyi kıran da o oluyor. İyi ki, ay yani tabii orada Öykü canım benim. Yani Öykü'nün karşısında herhangi birinin taş gibi durma olasılığı var mı? Cin gibi ya. Yani Meryem ayrı, Öykü ayrı. Evet, sen şimdi çalışıyorsun evet, Öykü'yle. Harika çok değil mi yani? Harika bir şey ya gerçekten. Yani onunla oynamak çok gibi yani. Hani şimdi kabul edelim tabii ki bizim çektiğimiz şey bir başkadır değil. Yani ama hani Öykü zaten benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı da oynamak da çok istediğim biriydi yani. Anlıyorum söylemek istediğini. Hakikaten çok garip bir his yani. Doğru İşini söylüyorsun. Çok kolaylaştırıyor insanın. O kadar duygusunda hakikaten duran biriyle karşılıklı oynadığın zaman işte o kapının önündeki o sahneyi çok daha kolay oynuyorsun. Tamam yani tabii ki aylarca prova yaptık. Hepimiz çok iyi tanıdık karakterlerimizi. Çok uzun sohbetler ettik Berkun'la hepsinin üstüne falan. Yani çok tanıştık, üzerimizde taşıdık hepsini. Ama evet yani bir yandan da Öykü. Çok kolaylaştırıyor insanın işini. Defne Kayalar, biz senden bir bilgi istedik. Bize bu bilgiyi söylemedin, bilmiyoruz. Ama bize şu an bu bilgiyi verir misin? Ya şimdi ben pazartesi günü programa katılacağımı öğrendiğim andan itibaren tabii ki ne söylemeliyim, ne söylesem. Acaba ne falan böyle kafamda şeyler dönüyor. Ertem Eğilmez Türkiye'ye langırt makinelerini ilk getiren insan. Onu mu söylesem? Gerçekten şey... böyle mi? Aa öyle evet. Miymiş? Öyle, bunu da öyle attı ortaya yani. Mesela bunu mu söylesem falan diye evet, düşünüyordum. Siz bununla biraz oyalanın. Oyalanın, ben geliyorum. Sonra bak bir sürü şey düşündüm falan. Bu sabah oğlanı okula göndereceğim. Oğlan böyle diş fırçalarken... Ozan'cığım dedim, fayans kazımıyorsun yani hani iyi davran diş etlerine hani işte şey falan. Onu, fayans kazımıyorum da dilimle bir yandan dişlerimi sayıyorum. Biliyor musun dilimiz vücudumuzdaki en güçlü kas dedi. Nereden biliyorsun bunu? Çünkü böyle şey oldum hani. İrkildin. Bir bilgi. Ve benim bilmediğim bir bilgi. Acaba bunu söyleyeyim falan mı? Nereden Allah çıktı Allah. Bu dedim. Ben çünkü dilimle amcasının adı Can amcanın evinde 15 tane ağırlık kaldırdım dedi. Tüh dedim boşa düştü. Çünkü yani çocuktan aldığın bilginin böyle bir yanı var. Doğru olmalısını kadar palavra olmalısını da var hep. Ha filan dedim. Yok ama bu doğru dedi. En güçlü kas dilimiz şeyde görevimiz insan vücudunda öğrendim dedi. Böyle bir program var sürekli izlediği sağlık programı. Aha. Hakikaten gitti okula dayanamadım girdim baktım doğruymuş. Ciddi, dilimiz en güçlü evet. Kas ben, mı? Bana sorsan yani en güçlü kas herhalde üst bacak falan. Hayır en güçlü kas dilimizmiş. Şimdi bu da tabii şey, şimdi oğlan bunu söylediği anda yani baktım doğru söylüyor şeyler gelmeye başladı. Bunlardan hangi birini söylesem diye. Diplodokus. Şimdi çocuğun olunca ya. Erkek çocuğun varsa ya evet. Dinozorlarla ilgili o kadar çok şey biliyorsun ki. Haftalarca vücudunda su tutabildiği için su içmeden gezebilirmiş. Dedim o zaman develerin atası bunlar. Evet. Oradan da şu geldi aklıma. Dinozorlar aslında yok olmadı biliyorsunuz. Evrimleştiler. Yani yok oldular da. Ya bize büyü gibi bir şey çıkıyor şu an. Ben takip edemiyorum bir süredir. Sen öyle misin? Ben son dinozorda falan biraz... Ya şu an benim yüzümde dişini fırçalayan dinozorlar var. Hepsi birbirine girdi. Böyle su içiyor, dişini fırçalıyor. Diliyle de ağırlık kaldırıyor. Marifak yaptı bana. Anlat. 6 yaşındaki çocuktan onun sayesinde öğrendiğim bilgilerden bahsediyorum. Zihnine koydun bizi onun şu an. Tam olarak bir çocuk zihnindeyiz. Ama yani. Ona sorsak mesela bunu şunu söylerdi. T-Rex'lerin yavruları tavuk gibi tüylüymüş biliyor musunuz bunu? Ben de bana demişim. Gerçekten. Benim direkt aklıma dün Twitter'da gördüğüm şey görseli geldi. Biri şöyle bir şey paylaşmış. Yani kim paylaştı bilmiyorum. Bir dinozor resmi koymuş. Asla dinozorun cinsini bilmiyorum. Modelini. Erkek çocuklarla bak. Dinozoru şöyle bir saç yapmış. Ay onu ben de gördüm. Ben görmedim. Ben de gördüm yani onu işte. Şey, saçlar fosil olarak kalamadığı için geldi. Dinozorların böyle görünmediğini asla kanıtlayamayız. Çok iyiymiş. Peki. Oradan zaten bu da aklıma geldi. Gerçekten mi? Çünkü T-Rex'lerin tepesinde 3 tane tüy var. O biliniyor. Bu zaten bilinen bir şey. Bir de yani bilgi dediğin şey yani biraz hani Kurtlar Vadisi reklamı gördük hepimiz hani. İki kişinin bildiği sır değildir diye bir şey var. Şimdi ben kimsenin bilmediği bir şeyi nereden bulayım?
Farkında mısınız olanların şu an hani? Bunu bilmiyor olamazsınız ya. Yıllarca o şeyin duvarında yazdı. Barbaros Bulvarı gider gider gider. Zincirli kuyu. İki kişinin bildiği sır değildir filan diye. Bu Kurtlar Vadisi'ne çıkmış bir tabii, laf tabii. mı? Ben öyle biliyorum. Daha önceden yok muydu ya, böyle kesin bir laf? Kesin vardı. Kurtlar Vadisi onu slogan olarak o kadar kullandı ki yani. Bu çok bu, iyi bir benim slogan. Benim kafamda şey, evet. Yani dolayısıyla iki kişinin hani bildiği T-Rex'in tepesindeki... Hayır şimdi ben burada kimsenin bilmediği bir şeyi nereden getireyim yani? Birileri biliyor, araştırıyor ki filan diye ama... Aşkım neyse şöyle, kim ne biliyor? T-Rex'in tepesinde üç tane tüy olduğu biliniyor. Bir de böyle bir tüylü bir dinozor türü bulunuyor. Sonradan anlaşılıyor ki o onun yavrusu. Aa. Yani büyürken tüylerini döküyormuş. Yani tüy dediğim tavuk tüyü gibi tüy. Arada bir tavukla ilgili bir şey daha demişsin. O neydi? Tavuk dedim, bir şey dedim. Evet, bir de öyle, araya bir de öyle bir şey de şey yaptı. Dedin mi? Dedin, neyse onu sonra yayında izleriz. Gel gör ki bugün de bizim uzmanımız yok. Böyle de bir. Bunların hepsi falan burada olabilir. 6 yaşında bir çocuk. Koşarak uzaklaşıyor. Dur, ben uzmanı deneyim, bence koşarak uzaklaşıyor şu anda. Sen Ozan'ı gör, sor. Nereden öğrendin diye sana şey diyecek. Alo. Yok. İnflak etti. İnflak etti. Biz konuşalım diyeceğim de daha neyini konuşacağız? Ozan'ı aramak lazım. Şeyi Şener Şen'den öğrendim. Neyi? Daha da bir Türkiye'ye langırt makinelerini... Erteme'nin getirdiği. Bunlar bana çok renkli. İnanılmaz bir bilgi. Diğer söylediklerini hatırlamıyorum zaten, itiraf ediyorum. Diğerlerini bir sanat eseri, fikir hani böyle bir bulamaç. Bir şey yarattı yani. Bir hepatik yap, performansam. Oradan tamam ama dedim. Asıl bilgin Ertem Eğmez'in langırt makinelerini getirdiydi değil onu, mi Defne? İşte doğru düşünüyordum gerçekten, onu mu söylesem acaba? Ama bu yani bilgi de hayır, bu bilgiyi Şener Şen'den almış olman da çok havalı çünkü. Bence de. Evet, o yüzden bence tamam. Ara şey isim bunu düşürdüm. Bunu uzmana sormam bile. Yaptım. Name dropping yaptı ya. Nasıl düşün, isimlere bakın. İki kişinin bildiği tabii şey quote dropping ama yani o ya söylüyorum ya. Kurtlar Vadisi dedi, o dedi yani. Bir şey dedi. Sonra bir ara İstanbul trafiğine soktu. Barbaros Bulvarı'na bak tam sola dönünce falan. Ben de trafik şöyle bir bilgi var. Bunu kesin, siz biliyorsunuzdur. Bence bunu herkes biliyor ama. Nedir? Türkçemize evet. Gerzek kelimesini Ayşen Guru da evet. Kazandırmış. Evet, aynen. Bu da harika bir bilgi. Bence de. Bunu daha önce de kesin söylemişimdir bu programda. Kel alakayı da Ferhan Şensoy kazandırmış. Bunu onu bilmiyorum. Evet. Evet, onu daha önce söylemiştik. Evet. Ama ben tekrar düştü. Bize yaptığının farkında mısın şu evet, an? Evet, bizim ayarlarımızla oynadım. Bizim ayarlarımızla oynadın. Allah'ım yarabbim ya. Peki böyle mesela şey, sette falan da böyle yapıyor musun rol arkadaşlarına? Akıllarını böyle evet, hani yapıyor mu? Ben sana sorayım. Ben yapıyorum. Abi bak yine tamam dedim bozacağım. Aynen de böyle yapıyor. Nasıl başladık programa bak evet. Ben gelirim dururum pipetimle içerim. Hani hiç öyle iş elimden gelir en iyisi falan. Az evet. Önce oradan oraya giriyorsun ben onu da söyleyeyim dedim. Boş ver nasıl olsa bunu da Ozan'dan aldım falan. Hiç sanki gören buz kadın sette böyle duruyor da. Ama hiçbir zaman buz kadın demedik değil. Biz Defne'ye. Şey. Tam bir profesyonel. Punk ama şu. Senin zihninle nasıl oynayacağını kendisi bilir. Kendi karar verir. Ona sadece o karar verebilir. Evet. Defne'cim bir bölümümüz daha var. Peki. İstersen oraya geçebiliriz. Peki. Geçelim mi? Geçelim. Sen daha. Şimdi Defne'nin zihniyle mi oynuyorsun? Burası Defne'nin zihni ve oradayız gibi. Hani şu an kolumu aa falan. Caption contest. Programımızın klasikleşen. Evet. Milyonların dile geldiği evet. Son bölümüne adım evet. Atmak üzereyiz. Aynen öyle. Ve burada... Aman Allah! Ay. Burada incelikli bir oyunculukla, detaylı, detaylandırılmış. Derinlere gittin Efe, gel buraya şöyle, o kadar derinleşme. Şimdi Meriç'ciğim, önce hemen geçeceğiz Defne'ciğim. Tamam. Update geldi. Gerçekten. Ya artık bu programa gelen update'ler... Aynen. Beni çok duygulandırmaya başladı açıkçası. Şimdi çok büyük bir dikkat istiyorum sizden. Yeni mikrofon aldığınızda ne kadar sevindiğiniz ne kadar sevindim. Ağlamıştık sevinçten yani. Story'e koymuştum Meriç böyle evet. Zoom yapıyor falan. O mikrofon nerede? Sende mi? Galiba bende olmuş. Bu arada aşırı dandik çıktı o mikrofon. Ya ama ses çok değişmişti. Hayır bizim ses o kadar kötüydü ki o ufak bir update şey bile. Asıl bizim son bir iki bölümümüzün podcast iki onlar bölümün şey mikrofonu çok iyi. Çünkü Tom York'un mikrofonlarını kullanmış. Buradan da Okan Kaya'ya selamlar. Defne'cim şimdi evet. Burada görüyorsun fakat Barkın bunu devirdi demin. Aa. Evet. Ve devirdi. Ne oldu yani sonuç ama. O kadar yakışıklı bir prodüksiyon asistanımız var ki ekleyin. Mark'ın nevresi oldu. Kızlar bekar diye biliyorum. Evet çok yakışıklı. Çok yakışıklı. Gerçekten. İnanılmaz yakışıklı bir herif. Söylüyorum onu alan yaşadı. Ama şunu beceremedi. Yani ev işleri konusunda birazcık yardıma ihtiyacı olabilir. Şimdi Defne bunu ben normalde şırrak diye çekiyorum.
Fakat bunun düşmesine 3 dakika falan var, öyle söyleyeyim. Tamam. Bana yardımcı olur musun? Evet. Yavaşça çeksek. Allah Allah'ım Allah. Yardım et. Allah'ım neymiş çok korkuyorum. Neymiş bu kadar bu ya? Devirdi, devirdi, bildiğin gibi değil. Burada bir kriz yaşandı. Biz hiç haberimiz yok tabii. Star olduğumuz için arkada bekliyorduk. Kendimi beklemiyordum. Evet. Hayda. Ay. Evet. Biz senin Instagram postlarından bir potpürri yaptık. Uzun zamandır özlediğimiz, uzun zamandır beklediğimiz, uzun zamandır bir düşüş trendine giren Instagram durumumuz son buluyor. Beklediğimiz Instagram kullanımı. Geldi mi? Geldi. Yaşasın. Hemen vuralım. O gün bugün. Evet. Açık ve net söyleyeceğim. Ben böyle bir şey görmedim. Allah Allah. Instagram'ı bu şekilde, yani ne şekilde kullanan konuklarımız oldu. Ne şekilden şekle giren konuklarımız oldu. Oldu. Ne trajediler yaşandı. Büyük trajediler yaşandı. Ama ben böyle bir şey gerçekten ilk defa Allah görüyorum. Allah Allah. Bizi, kimdi bunun CEO'su hatırlamıyorum şimdi, arayabilir, öyle söyleyeyim. Yani şu programdan sonra Instagram ayağın denk alsın, öyle söyleyeyim. Soft başlıyoruz. Tamam, hadi bakalım. 1000 yıl önceden bir... Ya hemen bir savunuya geçmeyelim böyle. Bu oluyor konuklarda. Hani daha ilk fotoğraftan 1000 yıl hep de klasik. Hayır, ben şey olarak hatırlıyorum. O günü hatırlıyorum benim için. Yani fotoğrafı koyduğum günü değil, fotoğrafı çektiğim anı hatırlıyorum. Ve eski gerçekten. Evet. Neresi burası? Abant. Aa, çok çok hoş. Sarkıtlar, dikitler, bir şeyler. Başladık. Yani evet, ama Instagram'ın başı bu. Halamlar falan değil mi? göreceğiz. Ya evet ya, Abant. Yani hani... Nokta bir ya, çünkü bu Instagram'ın Instagram'ın bir fotoğraf albümü olarak kullanıldığı yıllar vardı hatırlarsanız. Ya, bir tanem tamam da. Yani mesela defne fotoğrafın arkasına yazabileceği bir şeyi. Bu da otelin sahipleri bunlar da. 3 kişi. Hoş geldiniz. 3 yorumun tümünü gör. Hayır, biz bir de... Biz tümünü görseydik. 3 tane yorum var şurada. Ama bir de sanki gitmiş bir yerde de kalmıyor. Sarkıtların altına oturmuş meditasyon yapıyor gibi. Hani böyle bir yerde kaldığına dair bir iz de yok. Dışarıda çektim bunu yani. Hayır, canım ne yapacak? Kurtlarla mı oturacak orada? Bir yerde kalıyor belli ki bu kadın. Yani. Camın önündeki sarkıtlar onlar. Yani müthiş. Çok romantik bir tarafı İkinci var. İkinci fotoğraf. Ali ile gitmişti. Çok dalda hazır mısınız? Daldan dala atlayacağım. Atla lan. Hadi. Hayır, Cem Yaşasın. Bambaşka bir yere gidiyoruz şu an. Ben de çıkacağım. Bambaşka bir yere gidiyoruz şu an. Bir çılgın. Tam bir çılgın. Ama kendini de geliştirmek adına geçen süreçte. Abant 2 falan mı yazıyor? Arkadaşlar aynı 500... Abant. Ama ağzı kişi. Şuna dikkat ettiniz mi? Aynı 548 kişi ve aynı otelin... Aynı 3 kişi yorum yapmış. Otelin sahipleri. Ay çok iyiymiş. Hani bu şey mi? Daha anlamadıysanız Abant'ı. Bu galiba kişi o da var. Değil. Defne'nin fotoğraflarının başında bekleyen. Bunlar o sadık kitlesi Defne'nin işte. Seni bir seven. Bir şey söyleyeceğim. Yok, bu da oda. Çünkü bak şu çatı... O zaman tamam canım. Aa, yani. Dur çatıyı. Odadaki manzarayı görsen. Abant. Bizden başka kalan olmayabilir. Aa, yine küçük yapmış bu sefer. Bu sefer küçük. Çünkü o büyük cümleye başlamışsın. Evet. Abant'ta Abant. İşte öyle. Bakın bir sonraki Abant'ta bir nokta bekliyorum. Ay yaşasın. Şimdi Abant'ın sonuna geldik. Ama, evet. Çok daha büyük bir hikaye başlıyor şu an. Şimdi bunu önceden söylemek istiyorum. Instagram'ı fotoğraf albümü gibi kullanan gördük. Evet. Sallamayan gördük. Kariyeri için kullanan gördük. Hı hı. Ama hayatımda ilk defa Instagram kurulduğundan beri Instagram'ı postlar boyunca yemek tarifi vermek için kullanan bunu bir de bir arkadaşın insanı aklına uyup ismini ilk bile defa söyleyebilirim. Şimdi başlıyoruz. Öyle bir seferde bitecek bir şey değil. Bir tarz bu. Hayattaki ilk Instagram postum olabilir bu. Bize ne canım? Öyle bize değil mi? Ilgilen... Ay canım, dur şurada benim için de şey bu. Evet, evet. Retrospektif. Böyle başlamışsın. Yani Instagram'ı açmış, evet. Soğanları tavaya koymuş. Ya bir işe yaraması gerektiğini düşünmüş. Evet. Yani ben bundan ne fayda yapıp sağlayabilirim insanlara? Instagram hesabın var, bir şey koy. Instagram hesabın var, bir şey koy. Sürekli söyleyip diyordu Sinan Erül kendisine, buradan üniversiteden arkadaşım olur. Sinancığım teşekkür ederim. Ne koyayım dedim. Bugün ne yapıyorsan onu koy dedi. Ben de o gün enginarlı pilav yapıyorum. Şimdi, soğan değil mi bu, yeşil soğan? Ya, yeşil soğan, enginarlı pilav. Enginarlı pilav mı? Kesin çok güzel olmuş. Allah işte. Ben tutuyorum. Dur şuradan içeyim Defne'cim ya. Peki. Oradan şey olacak. Sana zahmet. Şimdi başlıyoruz. Ha.
Burada bir yorum. Ooo! 34 yorum. Burada daha beğeni bir sayısı da artmış. Tarihimiz var. Bir yorum. İlk Defne Kayalar'ın ilk Instagram postu. Ay. Bunu bir koyma. Yorumda koyma gereği de duymamış. Buyurun. Ay. Alalım. Şimdi. Allah daha yorum caption falan. Enginarlara geçmişsin buradan. Bak soğanlar, enginarlar. Bunlar şey herhalde aynı içinde. Yemeği yapıyorsun hala. Ay şu enginar güzel. Çok güzelmiş bu arada. Evet. Anne, enginarlı pilav yapmaya ne dersin? Şimdi, hazır mısın Meriç'ciğim? Başladık. Aa! Enginar, taze soğan. Taze soğan, evet. Bir noktalama yani göze çarpıyor, bir virgülle. Enginar virgül, taze soğan. Çünkü taze soğan. İlkokulda dil çok iyi bir şey öğretmenim. Valla? Evet. Yani ne başladık? Dil bilgisi öğretmenim çok çok iyiydi. Başladık yapmaya, devam ediyoruz. Ve çok farklı iki fotoğraf birbirine. Yani gelişme, aradaki... Burada bir... Arkadaşlar like sayısı gitti düştü. Tabii ki bravo. Çünkü tamam Defne'cim evet. Ya bu... Bakalım. Ay, abi, çok iyiymiş. Tamam çok yaratıcı ama bu hani telefon alıp yaratıcı yastık mı? Olarak kullanmak gibi bir şey. Hani yaratıcı ama yanlış mecra yani hani sanki. Ama ben şeyi sevdim. Mesela yaratıcı olmak için çabalanmamış bir hiç yaratıcı. Hiç çabalanmamış. Ama umurum o daha iyi. Falan. O daha aa, iyi. Aa evet bak. Bak şimdi. Ve yaban versini. Eklemeye hayır, devam ediyoruz. Öyle önce bunu açarsan. Herkes çok çok dikkat etsin buraya. Ve yaban versin. Ve yaban versin. Görünmüyor. Yaban şurada saklanmış burada göremeyenler için küçücük. Bir de tabii o sırada fotoğrafları da neyle çekiyoruz acaba? O yüzden kalitede. Ve bir de postu buradan hayır, açarsan yemeği yapamıyorsun. Instagram ilk açıldığında mutlaka Instagram'ın kendi filtrelerinden ve falan, çerçevelerinden herhalde konurdu. Mutlaka. Onlar uygulanmış. Aa evet çerçeve. Aa evet. Teşekkür ederim. Like sayısındaki düşüş ama devam Allah ediyor. Evet, devam ama ediyor. Ama evet, yemek pişiyor o sırada. Çekmiş. Evet. Gerçekten inanılmaz. Dolmalı fıstık da öyle bir yakışır ki ona. İnanılmaz ya. Acıktık be. Ay evet bak. Ve şimdi bir şey söyleyeceğim. Gereken her şeyi de yazmışım yani. Ve iki tur fıstık, muskat, tur lime kabuğu. Ay şey yok o sırada. Rendesi. Peki bir şey Türkçe söyleyeceğim. Türkçe klavye yok. İki tur fıstık ya, o. Ya pirinçten sonra niye üç nokta koydun? Bizi daha duygusal bir şey hani... Devamını bekleyin devam diyor. Birazdan sonuç. Bana da gireceğiz. Şöyle hissettirdi işte. Lime kabuğu rendesi, pirinç. Hani... Ve bak öyle şöyle başlayabilirsin. Ve iki tur fıstık, muskat, lime kabuğu rendesi, pirinç. Yani hani ve final ürünümüze bakar mısın? Vay. Bence harika. Ama dereotunu yazmamış ama o tabii yazmamışsın üstüne sonra gören anlıyor. Şimdi Defne Kayalar ve öyle... sonuç mu yazmışım? Gerçekten ve sonuç mu yazmışım? Hayırsa. Üzerine dereotu serpim. Yazmışım. Sen atlar mısın? Sen rahatlayacak kadın mısın be? Yine bir üç nokta servis edin anlamında değil mi bu hani? Serpip. Yok mu başka bundan sonra? Başka yok mu? Devamı yok mu? Bu kadar yani. Keşke bir de şu olsaydı. Post. Evet. Çok aradım. Gerçekten. Ama sonra... Tabak da Sermin teyzemin hediyesiydi canım benim. Onu da söylemiş olayım. Arada çok başka yerlere de gidiyor. Ama hani daha böyle sanatsal çalışmaları var. Bu ya Instagram'ı çok... bu şekilde kullanmaya başlaması çok etkileyici. Bu 17 yorum ne acaba? Afiyet olsun. Ellerine sağlık Defne'ciğim. Olsa da yesek. Ay acıktık filan bir şey. Arada muhalefet edenler komikmiş olabilir. Hani işte, yok muhalefet. Buna ne muhalefet ay çok teşekkür ederim. Bu çok eğlenceli. Bunlar tabii Instagram'ı daha nasıl kullanacağımıza karar veremediğimiz yıllar. Fotobloklar filan yapılmış. Aynen kayalar. Harika. Almak istediklerim varsa sana... Defne'cim. Abantlardan birini ikisini. Ali'cim. Hatırlar mısın? İnanılmaz olan. Ali'cim. İki elinde koca fotoblokla. Onunla eve gidiyor. Kesin üstüne aldığında başucumuzu asmış. Yatak Allah başına. Ay çok komikmiş bu. Defne'cim vallahi çok keyifliydi seninle muhabbet etmek. Ya eksik olmayın ben de her vallahi. Her zaman içinde. Zaten yeteri kadar konuştu. Çok büyük bir keyif seni izlemek. It's her zaman için. Yetmez. Yetmez. Seninle muhabbet de yetmez. Ne kadar övsek az gerçekten. Utandığını da biliyoruz ama. Muhteşem bir oyuncu. Hiç sınırı yok. Yok. Ya şey yaşıyor. Hakikaten evet. Acayip bir şey ya. İnanılmaz. Sinir bozucu bir şey çok yani. Çok seviyorsun. Övgü dile getirmeyi çok seviyorsun. Ya çok seviyorum çünkü bazen de fazla geldiğinde farkındayım ama şundan çok yapıyorum ben. Hiç yok artık bizde bu. Yani çok gitti şey. Hani
tamamen sinik bir alaycılık üzerinden birbirimizle iletişime geçiyoruz. Kuruyoruz. Ben ondan o kadar hoşlanmıyorum. Bir şeyi çok iyi ve güzelse söylemen gerekiyor abi. Karşındaki bunu karşılayacak bir olgunluktaysa ki bizim konuklarımızın hepsi ve tabii ki Defne de öyle. Yani şimdi ben bunu övdük diye Defne sokakta ulan ben neymişim ya falan demeyecek ya zaten hani bir olgunlukla oluyor. O yüzden söylemeyi çok seviyorum. Teşekkür ederiz Defne. Ben çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Gerçekten. Bize bir anı olarak dostlarına da... Ellerin sıcak, benimki daha soğuk. Benimki daha soğuk, evet. Ama burası bugün evet, normalden soğuk, evet. Sıcak pardon. Bize bir anı olarak dostlarını da imzalarsan tabii. Çok seviniriz. Ucu olmayan kalemi gibi. Şunun ucu var, şunun ucu var, şununla imzala. Onun da silgisini ben koparmıştım. Onu sen mi kopardın ya? Fırlayıp duruyordu bugün. Hemen çıkarttım ben de. Neydi? Neydi? İki kişinin bildiği sırdayıdır. Hoppa. Bunu yazayım. Sır olan neydi? Dinozorların saçları. Saçlarının bir şeyleri. Bunu bu bölümü... Ya o bilgi bölümünü özellikle izleyeceğim. Hangi? Şu, şu değil mi? Dinozor saçı benim gibi. Evet bu arada. Bir de paylaşırken de ben... o işte Diplodocus gibi böyle boynu uzun. Adını da hemen söylüyor. Ya inanılmaz. Ya öğreniyorsun. Şeyden değil mi o zaman? Çaresiz Rose gelir misin be kadın ya. Sen? Öyle tek Rose gelir mi? Zaten ben şeyi çok merak ediyordum yani Rose... Hani diğer bütün karakterler birisinin üstüne de Rose biraz ekstrem değilmiş abi. Yani o yaştaki bütün erkek çocuklar bu nasıl oluyor ya? Bir Jurassic Park'tan falan ne kadar önce o? Yani Rose'un... Evet aslında hayır şey olarak yani Jurassic Park 91 mi 92 mi ne şey 94 ama yani onun çocukluğunun olduğu zamanı gerçek bir karakter olduğunu hani farkındayım. Garip, çok böyle oyuncaklığıma geliyor yani ne geliyor oyuncak ben de bir ara takmıştım ya, hatırlıyorum güç yani. Ve şey ya çok ilginç. Olmaması çok çok gerçekten. İlginç hakikaten. Evet, varmış, öğrendikçe ben de öğreniyorum. Bu arada benim de ilk ilkokuldaki sırt çantam dinozorluydu. Bunu hiç unutmuyorum niyeyse. Post paylaşırken mekanı abant yazacağım. Ne güzel bir yazısı var. Bu bölümü. Müsaaden olursa. İstediğin gibi. Abantlılardan müsaade iste. Abantlılar. Müsaade ederseniz. biz Defne Kayalar'ın şehrini abant olarak paylaşmak istiyoruz. O güzel bir abanta ve abantlılara. Ve Enginar'ın tam mevsimi. Aa, lütfen bunu geldi atlamayın. Geldi mi? Geldi. Aa koşun. Tam mevsimi. Dereotu serpip. Ve bekliyoruz. Dereotu serpip. Böyle bir kullanım ben bekliyorum. Pirinç. Instagram bizi bul. Bizi bul Instagram. Bizi İki tür bul. Fıstık. Alte fıstığı orada. Görün, dolmadık fıstık İki görünüyor tür ama. Değil arkadaşlar. İki tür. İki tür fıstık. Fıstık. Tür müydü o? Lime tür. İki tür fıstık. Ve? Pirinç. Var mı eklemek istediğim bir şey Meriç? Pirinç. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teras Noir'ın konuğu Defne Kayalar'da. Çok teşekkür ederiz.